Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü burada toplanma nedenimiz Elazığ ve Malatya'da olan 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan halkımızın yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Bu sebepten burada toplanmış bulunmaktayız. Oradaki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan özellikle belirtiyoruz ki acil durum listesi, battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, hijyenik kolisi, mama gibi diğer giysi, daha da önemlisi olan giysilerde kullanılmış olmaması gerekiyor. Hijyenik olma nedeniyle sıfır olması gerekiyor. Onunla ilgili halkımızdan özellikle bunu istirham ediyoruz. Çünkü ikinci el eşya çok talep getirenlerimiz var. Sağ olsunlar. Onlara da ihtiyaç var gerçekse. Burada sosyal hizmetler biriminde toplanıyor. Onları da oraya yönlendirebiliriz. Halkımızdan. Şu an nereye getirmeleri gerekiyor yardımları? Belediyeye önüne şu anda çadırımızı açtık biz şu anda. Elazığ ve Malatya çadırımız kuruldu. Çadırımız. Yardım toplama yerini. Yani evet, şimdi bir de bunun yanında depremden korkan vatandaşlarımız var. Akhisar'da çadır kurumu var mı merkezde? Akhisar'da şu anda yok. Çünkü neden? AFAD'ın bu konuda bu işte biraz daha hassasiyetli. Çünkü toplu çadır alanları kurulması gerekiyor. Yani onun için şu anda Akhisar'da 5'in üzerinde olması gerekiyor ki halkımızı oraları toplanması gerek. Şu anda belediyemiz bu konuda ilgili, sağ olsun resim başkanımız, sosyal tesislerini ve belediyedeki yerini, düğün salonlarını gibi yerleri tahsis ettiği için gerek duyulmuyor şu anda. Köylerde şu anda belli bölgelerde çadırlarımız var. Oralarda bazıları kalıyor, bazıları kalmıyor. Onun için AFAD'dan da biraz yani... Halktan talep var mı bu konuda merkezde? Var. Muhtarlarımız bu konuda bizimle de işbirliği yapıyorlar. Talep istiyorlar ama bunun önüne geçemeyiz çünkü çadırlar küçük. Toplanma çadırı altında, o büyük çadırlarda da insanlarımız durmaz. Çünkü neden? Sadece herkes bireysel istiyor çadırları, yani aile boyu. Ona da yetişemez şu anda AFAD. Çünkü bizim ona ihtiyacımız yok şu anda. Akhisar olarak biz bu depremi atlattık. Biliyoruz. Bizde şu an can kaybı sevindirici nedir? Can kaybı olmaması. Biz şu anda Elazığ'a ve Malatya'ya biz destek çıkalım şu an. Halkımızdan bunu istiyorum. Teşekkür ederiz. Akhisar halkımızın da köylerde akşam 5-6 köyü gezdik. Hep psikolojik olarak moralleri bozuk. Yıkıntı var mı? Hayır, yok. Ufak tefek yıkıntılar var ama insanlarımız şu anda psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Bu konuda da eğitim almış birimlerin bu konuda ilgilenirse memnun olur. Ne zaman da halk buraya desteğini getirebilir? Biz bir hafta bu arada çadırımız açık. Halkı bekliyoruz. Akşam mesai saatler içinde biz de buradayız. Ama geç vakit telefonlarımız açık. 24 saat herhangi bir şey olduğunda bize ulaşsınlar. Hangi telefonlara ulaşabilirler, sizi arayabilirler? Telefon numarasını verin. 0533 350 4929 0236 412 0490 533 421 9219'a da ulaşabilirler. Benim bu kendi şahsi numaram. Yılmaz söyle numaranı. 533 213 9812 nolu telefona da her an ulaşabilirler. Gıda kolileri, zeytin, tenekelerde zeytinyağı, bunun gibi gıdaya ihtiyaç var. Çünkü ilk önce insanların barınmasını hallettikten sonra yaşamak için gıdaya ihtiyaç var. Yani giyim eşyasından ziyade battaniye, döşek, yani insanların yatakta kullanabileceği o tip birinci sınıf ürünlere ihtiyacımız var. Temizlik halkımızda özellikle bunu istirham ediyoruz yani. Tamam, bu yönde yardımlara ulaştırırlarsa daha iyi olur. Tamam, daha teşekkür ederiz. Gelen yardımlar şimdilik bu kadar herhalde. Şimdi battaniye, sandalyeyi alalım. Sandalye alalım. Aynı ve nakdi yardım olarak da tabii nakitte şartlı bağış yapabilirler. Nakitte buraya gelip makbuz karşılığında burada kesiyoruz. Makbuzumuzu vatandaşımıza veriyoruz şu şekilde. Bağış makbuzunu kesiyoruz. Yerine ulaştırıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Elazığ şartlı bağışlar yapabilirler yani şey olarak. Tamam.
Biz gönüllerimizle birlikte buradayız. Tamam. Bir fotoğraf alalım şöyle geçelim.